Değerli Çiftçi TV izleyicileri, bir küçük baş dünyasına daha hoş geldiniz. Evet, kırklar elindeki çekimlerimiz devam ediyor. Koronalı günler devam ediyor. Şu anda bir tavuk çiftliğindeyiz, kırklar elinde. Ve tavuk çiftliğindeyiz ama tavuk çiftliği bir koyun çiftliğine çevrilmiş. Yanımda çiftliğin ortaklarından ve sahiplerinden Ali Yılmaz var. Hoş geldiniz. Merhaba Ali Yılmaz, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Hamdolsun, sağ olasın. Tokalaşmamız yok. Koronavirüs de devam ediyor. Biz de çekimlerimize devam ediyoruz. Lütfen siz evlerinizde kalın. Siz mümkün olduğu kadar koronavirüsle ilgili uzakta kalın. Mesafeyi koruyun. Birbirine yakınlık mesafesini koruyun. Bizler sizin için evlerinize gelmeye devam edeceğiz. Çekimlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Evet, biraz evvel söylediğim gibi bir tavuk çiftliğindeyiz. Ali Yılmazlar bizleri dinleyerek böyle bir çiftlik kiralamışlar ve bu çiftliği bir koyun çiftliğine çevirmişler. Evet. Ve bu koyun çiftliğinde de şu anda Berişon Düşer ve Macar Merinos'u göreceğiz. Bunu da OTG Hayvancılık'tan yine aldılar. Şimdi burada gördüğünüz ahırların numarası bile var. Çiftlik aynı zamanda şöyle bir gösterirsek eğer Matla çiftliği. Matla'nın çok enteresan bir anlamı var. Ali, sen bir zahmet gel, şu Matla'nın anlamını bize anlatır mısın lütfen? Matla Arapça bir kelime. Yeniden doğuş anlamında. Evet. Bir kelime. Evet. Matla yeniden doğuş. Yeniden doğuş. Evet. Şimdi hemen şöyle ilk ahırdan başlayalım. Daha ahırlarımız tam olarak dolu değil. Zaten hayvanlar dışarıda anladığım kadarıyla. Evet. Ama burada İki tane çok güzel koç mevcut. Bunları bir gösterelim. Bunlar Berişon Düşer pedigri koçlar. Çok kaliteli iki tane koç. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Sürüyü koç düzer. Evet. Dolayısıyla çok kaliteli. Şu koça yakından şöyle bir göstermek istiyorum koçu. Koça bir yandan bakalım. Gerçekten çok kaliteli, güzel bir koç. Öteki taraftaki koç da daha iri, hatta daha güzel. İki tane Berişon Düşer koç. Burasını ne olarak kullanacaksınız Ali? Daha ileride? Daha ileride burası kuzularımızın annesinden ayrıldıktan sonra artık kesime veya damızlık göndereceğimiz kuzuları burada. Burada yetiştireceksin. Yani burada kuzuların anneden ayrıldıktan sonraki, evet, beslenme ve büyüme yerleri olacak. Yani bizim çiftliğimizdeki son noktaları son burası. Son nokta. Yani buradan da artık satışa gidecek. Satış, ya da damızlığa çevrilecek. Evet. Evet, şimdi diğer ahırları beraberce bir dolaşalım. Bakalım şöyle. Bu tarafa gelirsek burada ikinci bir ahır var. O ikinci ahırı beraber göreceğiz. İkinci ahıra baktığımızda şöyle bir bakalım. Burası bizim yoğun bakım ünitemiz. Burası kuzulama ünitesi. Kuzulama ünitesi burada böyle bölmeler yapılmış, sabit bölmeler yapılmış. Evet. Burada doğumhane, değil mi? Şu, evet, taraf doğumhane. Doğuma yakın koyunlarımız buraya gelecek. Burada doğumlarını yaptıktan sonra kuzularıyla beraber bu padoklara tek tek yerleştireceğiz. Şimdi burada bir tek şu var. Siz buranın altı daha alçak. Yani şurada kuzu buradan geçebilir. Biz buraya şey düşündük Osman Bey, siparişini, evet, verdik, henüz daha gelmedi o. Izgara sistemi gelecek. Izgara sistemi gelecek. Dolayısıyla ızgara sistemi geldiği zaman buranın yüksekliği de daha yüksekte olacak, evet, ve evet, daha rahat olacak. Evet. Suluklar konusunda ben de tabii Ali'ye naçizane bir tavsiyeniz vardı. Tavsiye verdim. Şamandıralı sistem tam üçünün ortasına konduğu dördünün ortasına konduğu takdirde çok az maliyetle şamandıralı sistem kurulabilir. Tabii daha sizin ızgara sisteminiz gelmediği için şu mecburi biraz, olarak bu çuvalları, hı, saman çuvallarını koymuşsunuz. Şu anda biraz kara düzen gidiyoruz. Doğumlarınız da başlamış maşallah. Başladı çok şükür. Evet, burada kuzuları görüyoruz. Tabii, hı, bunlar toklu ve ilkine gebe. Çoğu tek doğuruyor. Evet. Burada sadece bu saklanmışlar. Saklanmışlar, evet. Yani burada bu da ikiz doğurmuş. İkiz bunlar. Çok güzel maşallah. Hı. Ama inşallah bir dahaki geldiğimizde dolacak buraları inşallah dolu dolu göreceğiz. Evet. Kuzularımızın gelişimleri de bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz de bizim için çok iyi. Yani o
okuduğumuz, vallahi maşallah ben de standartların aldım. Çok üstünde. Kuzular ayrıca berişon düşer oldukları için, evet, berişon düşer ırkı olarak da kuzuların hem gelişimi iyi hem de tuttuğun zaman elle şu maşallah ciddi. 2 gün önce buraya aldığımda 7 kiloya geçmişti bu. Değil mi? Tarttın yani. Tabii. Çok güzel. Bu geçen çok hafta güzel. Salı günü oldu. Yani 8 günlük kuzumuz. Maşallah maşallah. Evet. Evet, şimdi diğer ahırları bir dolaşalım. Neler yapmışsınız? Yani arkadaşlarımız anladığımız kadarıyla revize, evet, ederek sistemi bu hale getirmişler. Buranın, ama tabii buranın mimarı bizim İhsan Bey. İhsan Bey, diğer onun ortak. Ofisinde, bilgisayar, evet, üzerinde. Evet, diğer ortak. Çizerek bu hale getirdik burayı. Bir de vantilatörlerin olması da çok güzel. Yani tabii, havalandırsın için, ama burada havalandırmayı sağlıyor herhalde. Yani evet, ciddi şekilde. Ve hepsi de çalışır vaziyette, evet, anladığım çalışıyor, kadarıyla. Çalışıyor, hepsi çalışıyor. Evet, çok güzel yani. Belki yer beton diye herkes biraz ters gelebilir. Avrupa Birliği zaten artık betona çeviriyor. Onun için temizliği aslında hijyenik açısından daha güzel. Kolay ama oluyor. İyi altını beslemek lazım. Fakat siz burada ızgara sistemi, ızgara sistemi gelecek, için, evet. O zaman ızgara sistemi olacağı için herhangi bir şekilde zaten betonla bir ilişkisi olmayacak. Evet. Aynı zamanda koyunlar dışarıda otluyor. Burası senin, ne ekmiştiniz buraya? Burada buğday var. Biz ama burayı kiraladığımızda buğday vardı. Buğday vardı. Biz mal sahibinden dedik bedelini ödeyelim. Bu buğday bizim olsun. Burası çok güzel. Yani özellikle bizim için sabahleyin biz arpalarını veriyoruz. 2 saat sonra dışarı salıyoruz ya. Dışarı salıyoruz. Evet. Ondan sonra geliyorum buraya, oturuyorum, çayımı içiyorum, İstanbul'daki işlerimi takip ediyorum. Koyunlarımız burada otluyor. Ne kadar güzel. Çok çok hoş bir görüntü oluyor. Aileyi de buraya getirdim. Ailem de geldi. Yani değerli izleyiciler, yine bir şehirden köye dönüş hikayesi görüyoruz burada. Evet. Yani şehirlerimizden artık hani akın akın insanlar göç etmeye başladılar. Evet. Tabii bana naçizane düşen, ben de hep böyle şehirden köye dönenleri daha çok görüyorum bu aralar. Evet. Onun için de hep sizlerle beraberiz. Yeni mesela Ali, izleyicilerimize senin mesleğini de söyler misin lütfen? Ben muhasebeciyim. Ana mesleğim muhasebeci. Hayriyetten nakliye şirketim var. Araçlarım var. İstanbul'da kamyonlarımız var. Yani tamamen finans ve muhasebe üzerine, evet, esas mesleğin. Evet. Ama şu anda tamamen koyunculuk yapmaya başladın. Evet. Şöyle bir genel bakarsak eğer, burası da çok ilginç. Burası da yine tavuk çiftliğinin bir parçası. Evet. Ve siz burada değişiklikler yaptınız. Tabii. Daha önce zannedersem tavukları beslemek için bir ray sistemi var burada. Evet. Bu ray sistemi üstünde besleme yapılıyor. Tabii samanımızı koyuyoruz biz, arpamızı, evet, çobak gezdirerek hepsini dağıtıp. Sonra burayı böyle ikiye böldünüz, evet, ve ikiye suluklar yaptınız. Evet. Suluklarla beraber burada yemlikleriniz var. Burayı bunları şey diye ayırdık Osman Bey, hasta olan, öksüren vesaire olursa hemen sürünün içerisinden alıyoruz onu. Burada getirip tedavisini yapıyoruz. Şu, evet, ikisini öyle özellikle ayırdık. İkisinin tedavisini yapıp. Güzel olmuş yani burada, hı, da veterineriniz geldiği zaman onu kontrol edebiliyor. Hemen ateşini ölçüyoruz. Veterinere danışıp ne yapmamız gerektiğini. O sizi yönlendiriyor. Yönlendiriyor. Bizim müdahale edebileceğimiz bir şey değilse de kendisi geliyor burada. Evet, şey şu çok önemli. Daima hasta bir hayvan görürsen mutlaka ateşine bakacaksın. Evet. Yani özellikle özellikle yemleme sırasında eğer bir koyun tek başına duruyorsa, evet, onun ateşine bakmak lazım. Tabii onu hemen çekiyoruz buradan. Evet. Oraya yoğun bakım ünitesini alıp çok güzel. Orada biz müdahale edebiliyorsak danışıp veterinere, o biz yapıyoruz. Yoksa Cengiz Bey sağ olsun gelip burada müdahalesini yapıyor. Nasıl ilk koyunun doğurduğu zaman çok heyecanlandık. Hatta beraber doğurduk canlı yayında. Evet, ne kadar güzel. Ya bir de ilk tok şeyler olduğu için, ilk doğumlar olduğu için hayvanların kuzuları da benimsemesi zor oluyor. Şimdi kuzu bir tarafta yatıyor, annesi bir tarafta. Biz burada ne yapacağız diye birbirimize bakıyoruz çobanla. Ama işte aslında en güzel öğrenme yolu da işin içinde bir fiil olup görerek öğrenmek. Evet, yani evet, tabii ki ilk başta
heyecanlanacaksın, ne yapacağını bilmeyeceksin ama zaman içinde gün geçtikçe gerçekten vakıf olacaksın. Mesela seninle bundan 2-3 ay sonra konuştuğumuzda daha başka. Daha başka. Bir sene sonra konuştuğumuzda çok daha başka olacak. Bir sene sonra konuştuğumuzda artık çok daha farklı noktaya geleceksin. Ama mutlaka bizim videolarımızı izlemekte fayda var. Ya kesinlikle biz sizin videolarınızdan zaten ilk başlangıç noktamız da o oldu. Yani biz bu işe ilk niyetlendik. İhsan Bey'in ofisinde otururken ilk sizin videonuzda Edirne'de bir çekim yapıyordunuz. Evet. Oradan ilham alarak başladık. Osman Bey burası da yine evet. Eğer burada akşam gece doğursa buraya alıyorsunuz. Doğuranları hemen buraya alıyoruz. Burada sabaha kadar bakımını yapıp daha sonra diğer tarafa aktarıyoruz. Şimdi kaç hayvanınız var? Şu anda 130 hayvanımız var. Evet. 5 tane de kuzumuz var. Çok güzel. Kaç hedefliyorsunuz toplamda? Biz burası en az 500 baş olacak. 500 aşama baş. Aşama, kademe kademe, sindire sindire, öğrene öğrene. Bu işi 500 başa çıkaracaksınız inşallah. İnşallah. İnşallah Allah nasip eder. Şu anda fazla bir yem, ot vermenize lüzum yok. Zaten hayvanın dışarıda oldukça yiyecek. Bunların suratına bakmıyorlar zaten. Kaç gün önce açtık bunları, burada tabii duruyorlar. Orada durur hiç. Suratına onlar için artık önemli bir şey değil. Evet. Şöyle bakıp kapatalım da hayvanlar içeri girmesin. Şimdi tabii burada aynı zamanda kademeli otlatma yapıyorsunuz anladığım tabii kadarıyla. Tabii burayı böldük biz. Evet, evet. Fileyle böldük. Buraya evet. Salıyoruz burada. Başında durmak lazım yoksa tabii. Onların üstünden atlar hayvanlar. Yaramaz biraz koyunlarımız. Evet. Evet. Ya tabii bizim de tecrübesizliğimiz var. İlk defa hayvanla iştigal ettiğimiz için. Çok korkunç bir rüzgar var burada tabii. Yani evet, o rüzgarı istiyoruz. Belki seyircilerimiz de buradan hissedebilirler. Korkunç bir rüzgar var. Ama Trakya'nın genel yapısı bu rüzgar. Zaten hayvanlar dikkat ediyorum başaklarını sürü yemişler. Başlıkları yemişler. Sadece saplar kalmış. Tekrardan veriyor ama bunlar. Tabii devamlı çıkar. Hele yağmur olursa çıkmaması için bir sebep yok. Evet, verişon düşerler. Şu anda önümüzde. Maşallah, subhanallah. Biz özgür bir çiftliyiz. Evet. Evet, yani tipik güzel bir berişon düşer görüyoruz. Çok güzel hayvanlar yani, ya. Çok güzel. Bakışı, duruş şekli. Kesinlikle. Gerçekten hakikaten benim de çok beğendiğim bir ırk berişon düşerler. İkizlik oranı da oldukça iyi bu hayvanların. Yani şimdi tabii ki ilk doğumlarında biz zaten bir tane istiyoruz. Ama ilk doğumdan sonra bu hayvanlar mümkünse yani %70-80'lerde ikizlik oranını yakalayacağız. Ya biz de ilk etapta tabii ikizlik çok önemli. Yeni kurulan işletmeler için moral motivasyon yükseltmesi için de önemli ama ondan biraz vazgeçtik. Tek doğursunlar. Tabii. Çünkü o zaman anneliği öğrensinler tabii, önce. Tabii 4-4,5 kilo geliyor kuzusu ilk geldiği zaman. İkiz olduğu zaman biraz daha kilolar düşüyor. Bu sefer bakımı zorlaşıyor. Aynen, kesinlikle katılıyorum. Kayıp olmaması gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Bunlar tabii dediğin gibi şimdi orada gebeler var. Bunlar hafif gebeler ve içinde evet. Boş olanlar var. Evet. Herhalde koşlama yapacağız. Koşlama yapacağız evet. Flashing yapıyor musunuz? Flashing bunlara başladık. Başladınız. Başladık. Çok güzel. Başladık. Bizim yöntemleri uyguluyorsunuz. Kesinlikle flashing'de. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Güzel bir çiftlik her şeyden evvel. Bunu da gözlemlemek evet. Lazım, söylemek lazım. Silolarınız da var aynı zamanda. Tavuk çiftliği için yapılmış. Evet, evet, oralara evet. Tavuk koyabilirsiniz. Yazı bekliyoruz. Hasat evet. Zamanını bekliyoruz oraları. Tavuk koyduğunuz zaman mutlaka 2 ayda bir ilaçlama yapmanız lazım. Onu unutmayın. Yoksa tahıl orada kurtlar yer. Parazitler ve kurtlar yiyebilir. Onun için dikkat etmek lazım. Evet. Şimdi bak senin oğlan hemen alışmış çiftlik hayatına. Maşallah. Maşallah. Onlar için çok artık güzel oldu. Artık devamlı burada yaşayacaksınız. Değil mi? İstanbul yani bitti yani. Yani bir ayağımız İstanbul'da tabii ki bitmez. Bitiremeyiz yani çünkü İstanbul'da doğumluyuz. Annemiz, babamız İstanbul'da. Herkes orada. Herkes ama orada. Yaşam yeri burası olacak. Tabii burası. Yani. Çocukların zaten okuma yeri de burada olacak. Tabii. Önümüzdeki. Yani şu korona virüsten dolayı biraz bocalıyoruz ama şu virüsü evet. Atlattıktan sonra kendi hayatımızla ilgili. Ev falan baktık 40 derecinde. Yerleşeceğiz Allah nasip ederse. Evet inşallah.
Burada da bir ufak ev var. Bu ha, da burada hem... şimdi çiftlik hayatı burada. Burada tavuklarımız var. Sabah gidip yumurtamızı alıyor. Yani tamamen her şey. Et, süt, her şu şey. Şu anda tadını çıkartıyoruz her şeyin. Zevkini çıkarıyorsunuz. Zaten yaz ayı da geldi. Yaz ayında da yaz ayı olması nedeniyle yani ilkbahardayız. Evet. Havalar ısınmaya başladı. Çocuklar için de mükemmel bir hayat. Çok peki güzel oldu. Ali tam olarak ne zaman bu koyunculuğa karar verdiniz? Şimdi Osman Bey bizim araştırmalarımız 6 ay önce başladı. Yani bizim ahıra koyuna girmeden önce onun 6 ay öncesinde biz ilk önce fizibilite çalışmalarına başladık. Çiftlik çiftlik dolaştık. Eskişehir'den Edirne'ye, Bursa'ya kadar birçok yer dolaştık. Çiftliklerin genel yapısını inceledik. Nasıl bir çiftlik kuralım, nasıl olur, kaç hayvanla başlamak uygun olur. Bu sürede sizin videolarınızı da izliyoruz. Biz bu işe İhsan Bey'le niyetlendik. Dedik ki bu işi sonuna kadar araştıralım. Artısını, eksisini oluyorsa olsun, olmuyorsa da hayatımızdan çıkartalım. Hani yapabilir miyiz, yapamayız mı? Yani iki senede bir her İstanbul'un vardır aklında. Köyüme gideyim, koyun bakayım, inek bakayım. Yapabilir miyiz diye bir iyice araştıralım dedik. Biz onunla beraber gezgin gibi Eskişehir'e gidiyoruz, Bursa'ya gidiyoruz, diğer illere gidiyoruz, çiftlikleri geziyoruz. Gezdik. Daha sonradan artılarını, eksilerini kendi kafamızda oturturduk. Sonra buraya geldik. Burası bizim düşüncelerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir ortam. Hayallerinize uydu yani. Evet, büyümeye müsait en önemlisi. Değerli Çiftçi TV izleyicileri, tavuk çiftliğinden dönme, koyun çiftliğindeyiz. Koyun çiftliği. Matla çiftliğindeyiz. Matla çiftliğinin anlamı yeniden doğuş. Ve burada Safkan, Berişon Düşerleri görüyoruz. Ve ciddi bir Berişon Düşerci oldun Türkiye'de. Yani evet, çok az da memnunuz. Var. Çok da memnunuz. Yani hayvanların suratına baktığınız zaman benim diyor yani. Ya sevgili Ali, yani ben şuna benzetiyorum. Ben ilk memnun olan şafları aldığım zaman, hani biz görücü usulü evlendik, sonradan birbirimize aşık olduk. Sizinki de biraz sanki görücü usulü evlendiniz ama sonradan evet, o aşk pekişti gibi geliyor bana. Tabii bizim ilk Macar Merinosu gelecekti buraya. İthalatta evet, yaşadığımız sıkıntılar, kapıların kapanması vesaire. Her şerde bir hayır vardır diyoruz. Hayvanlarımız böyle baktığınız zaman Allah bozmasın biziz diyorlar. Kesinlikle. Evet. Peki dişileri ne yapacaksınız, dişi hayvanları? Dişiler kendi çiftliğimizde, o hedeflediğimiz 500 sayısına ulaşabilmek için kendi çiftliğimizde Safkan olarak kalacaklar. Koçlarımız da damızlık olarak satacağız. Damızlık nasıl olarak olur, satmayı planlıyorsunuz. İnşallah. Yani. Planımız programı öyle. Plan programı o evet, şekilde devam edeceksiniz. Evet. Ben tabii tekrar hani şeye gelmek istiyorum. Sonra geldiniz burada, burayı buldunuz. Burayı... Dediniz ki bizim hayalimiz buymuş. Evet, hayalimiz değil, hayalimize ulaşabileceğimiz bir basamak olarak burayı gördük. Yani o düşündüğümüz, kafamızda tasarladığımıza en uygun burası gibi durdu gezdiğimiz çiftliklerin içerisinde. Kimisinde ağıl yapmışlar, tahtadan, barakadan vesaire yapmışlar. Bunlar bizim vizyonumuza, bizim düşüncelerimize uymuyordu. Dolayısıyla burası, bu yapıların olması, istediğimiz gibi işte ahırımız burada, işte padoklarımız, kuzu padoklarımız burada, en son damızlık veya kesime gidecek kuzularımızı koyabileceğimiz yer burada. Daha sonradan büyüdük, 300 olduk, 500 olduk, çok kolay büyüyebileceğimiz alanlarımız var. Hayvanlarımız kendi çiftliğimizin içerisinde dolaşıyorlar. Dışarı çıkmadan burada o işleri görebiliyoruz, hayvanların karnını doyurabiliyoruz. Ama şimdilik tabii duruyor. Şimdilik, evet. Yani meranız var. Biz tecrübe kazanana kadar, şimdi hayatında koyun otlatmaya gitmemiş birinin koyunları peşine alıp ne kadar çoban olursa olsun tek başına yapamayacak. Yardım etmeniz gerekiyor mutlaka. Evet. Hayatında ilk defa koyun görmüş olan birinin merada koyun otlatması kolay değil tabii ki.
Tabii ki zaman ama zamanla, yeteri kadar burada. Şu anda bu hayvanlara yetecek oldukça iyi otunuz var, var gördüğüm kadarıyla. Yani sizi en azından bir ay belki götürür, belki daha fazla götürür. Allah nasip ederse buraya da rekras yapabilirsek, yan tarafta 30 dönüm yer daha var, orayı da biz bu çiftliğe dahil etme gibi bir düşüncemiz var. Onu olursa dönüşümlü olarak yapay mera. Siz burayı kiraladınız. Kaç dönüm arazi? 30 dönüm kiraladık. 30 dönüm binalarla birlikte değil mi? Binalarla 1200 metrekare kapalı alanımız var. Binaların alanı var. Gerisi yeşil alanı. Peki kiralamayı neden tercih ettiniz diyelim? Kiralamayı şundan, biz yatırım maliyetini çok yüksek tutmak istemedik. Yani buraya 1 milyon 2 milyon para harcayıp Allah muhafaza bu işi başaramadık, olmuyor, tutmuyor dediğimizde 1 milyon 2 milyonu buraya bırakıp gitmek var. Ama şimdi öyle bir şeyimiz yok. Başarısızlığı kabul etmiyoruz. Öyle bir düşüncemiz yok ama her şeyde nasip kısmet işi. Öyle inanıyoruz. Nasibimiz, kısmetimiz varsa. Eğer başaramadık, olmuyor dedik. Şartlar uymadı. Buradan gittiğimizde bir hayvanlarımızı satıp kesip neyse gittiğimizde o 1 milyonumuz bizim şu anda cebimizde. Şimdi zaten benim de tavsiye ettiğim bu. Onun için sordum ben sana. Ben de videolarımda mutlaka önce bir yer kiralanmasının daha doğru olduğunu tabii düşünüyorum. Ve bugüne kadar hep işte büyükbaş çiftliklerini kiralayabilirsiniz. Ona benzer çiftlikleri kiralayabilirsiniz. Fakat ilk defa ben de böyle küçükbaş, yani tavuk kanatlı çiftliğinin kiralanıp koyuna dönüştürüldüğünü gördüm. Ve ne kadar güzel olduğunu da gördüm, yani görüyorum ben. Çok daha iyi çünkü... Mesela normal çiftliklerde bu havalandırma sistemini bulmanız çok zor. Vantilatör sistemleri. Büyük ahırımız da var, öyle bir sistemimiz. Yani bunu normal hayvan çiftliklerinde ahırlarda bulmak burada zor. Burada dolayısıyla bir de sandviç panel çatılar. Sandviç panel, evet. Yani o da sizin için çok büyük bir avantaj. Evet. Ve koyunlarımız da geldi gene. Ama maşallah, yani gerçekten hani burada... Mütevazi olmayacağım müsaade edersen, kendimde gurur duyuyorum. Duyun. Yani gerçekten gurur duyuyorum. Şu hayvanlara baktığım zaman yani... Ama bir şikayetim var, çok yaramazlar. yaramaz çünkü daha gençler. Bir metreden atlayabiliyorlar gençler, yani. Gerçekten öyle, çok gençler. Ve bunlar uzun yıllar inşallah. O verimi verecekler. Gerçekten öyle, o verimi verecekler. Sen de bunları zaten yaşayacaksın, göreceksin. İnşallah. Yani daha büyüme aşamasındalar. Evet. Ve bunlar tam da koşlanmaya hazır durumda gözüküyorlar şu anda. Evet, bu akşam nasip olursa koşları içine öyle bırakacağız. Mi? Çok güzel, çok güzel. Koşlar içine. Belki bırak. Koşlama sırasında da görebiliriz. Gitmeden önce koşlamayı da görebiliriz. İnşallah. Sonra... Biz bu işi başladık araştırmaya. Dediğim gibi İhsan Bey'le beraber. Yani biz ikimiz sabah kalkıp bir gün Bursa'da, dediğim gibi bir gün... Eskişehir'de, bir gün Kırklareli'nde, bir gün Edirne'de, bir gün Silivri'de araştırırken en son bir aşamaya geldik. Bu işin kara düzenle değil, bu işin oturup sistematik bir şekilde yapılırsa başarıya ulaşabileceğine inandık. Muhasebesi çok önemli bu işin. Yani bu hayvanların ne yiyeceğini, önümüzdeki sene hazırlanırken bu hayvanlara ne kadar yatıracağını, bu hayvanlardan ne elde edebileceğini raporlamam gerekiyor. Yoksa işte arpa bitti, 10 çuval daha al gel. İşte otun bitti, 10 balya saman al gel. Böyle bu düzenle yürütmek mümkün değil. Evet, mümkün değil. Yani bu iş matematik işi. Hayatın her anı matematik. Bu iş bir matematik işi. Matematiği doğru oturtursanız, ya bize eleştiriler de geliyorlar. İşte çok yapmacık, yok yapay mera mı olur, o mu olur? Bu iş matematik. Bakın bu hayvanlar buraya geldi, 15 gün oldu. Ben daha 10 balya saman açmadım. Değil mi? Açmadım. Lüzum yok. Lüzum yok. Ya benim hayattaki en ideal sistemim yapay meralar. Yani İnşallah. Etrafı kapalı olacak, hayvanını salacaksın. Hayvan kendi kendine otlayacak. Tabii ki 30 dönüm arazi bu hayvanlara yeterli değil. Hani bu seni bir ay götürür. Bilemedin 2 ay götür ama 12 ay götürmez. Evet. Niye? Benim her zaman söylediğim bir şey var. Bir dönüme bir hayvan ancak olabiliyor. Ya da çok iyi sulama yaparsan, çok iyi işte şeyler ekersen, o zaman onu 6 ay
atıyorum 100 dönümde 6 ayda 300 hayvan belki bakarsın. Evet. Ya biz işte bu o dediğimiz yani ilk kuruluş hedefimiz bizim 250 idi. 250 başta başlayacaktık. Bu bütün dünyanın içinde bulunduğu sıkıntıdan dolayı maalesef 130'la başlamak zorunda kaldık. İnşallah kapılar açılır, biz buraya 250'ye gelirse eleman ihtiyacımız, eleman sayımız da artacak. Bizim burada hemen karşımızda kullanabileceğimiz 700-800 dönüm mera var zaten, evet, doğal mera var. Oraya da gidecek hayvanlar. İlk burada adaptasyonumuzu, kendimizi yeni bir yaşama adapte etme süreci, hayvanları tanıma süreci, hayvanların bakımı, doğumu vesaire hepsini görüp daha sonra büyüyüp meraya gidebiliriz yani. Burada hayvanların beslenmesiyle ilgili bizim hiçbir sorunumuz yok. Yani mümkünse 365 gün biz bu hayvanları dışarıda bakalım. Hedefimiz o. Zaten başarabilir miyiz doğru bir hedef, doğru bir yöndesiniz. Yani mümkün olduğu kadar 365 gün hayvanı otlatabilmek çok çok önemli. Bu her zaman söylediğim benim de bir olay ki Kırklareli bölgesi, Trakya, aslında Marmara'nın birçok bölgesi, Karadeniz bölgesi. Evet. Yani bakıldığı zaman gerçekten Karadeniz bölgesi derken, doğuya doğru giderken işte Düzce, Bolu, Ankara'ya kadar o kadar güzel yerler var ki. Yani bütün o bölgeler, evet, otlatma açısından, otlaklar açısından son derece güzel. Güzel. Yani dolayısıyla öyle bir yerdesiniz ki tahılı bulma imkanınız var. Rahat, etrafınızda tamamen tarım arazileri var. O da çok güzel. Ya bir de benim, yani bizim bu çiftliğin en büyük avantajlarından biri, tek akılla yürümüyoruz biz. İhsan Bey'le beraber her attığımız adımda, yani bunlara vereceğimiz arpanın gramını bile belirlerken, evet, bunu bir ortak akılla yapıyorsunuz. Kuzuların beslenirken devamlı irtibattayız. Bizim buraya adaptasyonumuz sağlanırken ben sıkıldım. İhsan Bey geliyor, değişiyoruz. Ben İstanbul'a gidiyorum, kendimi bir revize edip tekrardan buraya geliyorum. Ama işte şu güzel, şimdi bazı arkadaşlar geliyor, yer alıyor, başına çobanları dikiyor, çekiyor, yok, gidiyor. Yok. Öyle olmaz. Olmaz, olmaz. Yani bu işte görüyorsun, işte geceleyin doğum oluyor. Evet. Gidiyorsun, doğumu görüyorsun. Kamera sistemi de kurmuşsun. Evet, kameramız var. O da çok güzel. Kaç kameram var? Bizim burada 24 adet kamera var. Sesli, görüntülü, kayıt alan. Sesi de evet, veriyor. Evet. Görüntülü, devamlı hani odandan, tabii, oturma odandan. Çobanın odasında da var. Bizim oturma odamızda da var. Devamlı kontrol altında. Yani gecenin üçünde kalkıp ahırları kontrol edebiliyoruz. Peki ben bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi artık bu soruyu da özellikle soruyorum. Çünkü bazı arkadaşlar işte ya ithal olmasın bilmem ne falan gibi şeyler söylüyorlar. Tabii ki gönül ister hani ithal olmasın ama, evet, neden siz ithal hayvan seçtiniz yani? Türkiye'den, yani bizim hedeflediğimiz yüzün üzerine çıktığınız zaman böyle bir sürü bulma şansınız yok. Toplu sürü, toklu olarak böyle bulabileceğin çok... Kesinlikle yok. Yani böyle artık hayvan ömrünü bitirmiş, evet, adam elinden çıkartması gerekiyor. Öyle sürüler belki bulunabilir. Ama toplu olarak gidip 100 tane bir yerden, bir ahırdan bulmanız çok zor. Çok uğraşmanız gerekiyor. Çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bir de bakımlarını bilmiyorsunuz. Yani dediğim gibi matematik var ya, o matematiğe, kendi kafanızda kurduğunuz matematiğe oturtmanız gerekiyor. Şimdi, evet, gittik bir çiftlikten. Koyun mu koyun aldık, getirdik, koyduk. İşte hayvanın yürümesinden, yani şu berişonla normal bir hayvanı yan yana koyun, aradaki fark var, değil mi? Orada çıkıyor yani. Berişonun bir de en büyük özelliği arka baldırlar çift. Evet. Yani geniş geliyor arka baldırları. Yani çok, bu da dolayısıyla kesim randıman ağırlığını arttırıyor. Evet. Dediğim gibi Osman Bey, yani ortak akılla bir matematiğe, bir sisteme oturtursanız yapamayacağımız bir şey yok. Kesinlikle. Ya hani olur mu, işte çiftlik hayatı nasıl olur, nasıl edenleri ben teşvik edeyim buradan. İnanın bak, İstanbul'da benim yürüyen ayrıyeten işim de var. Sağ olsun ortağım şu anda orada ilgileniyor.
Ben dediğim gibi sabahleyin kalkıyorum, koyunlarımı, yemimi veriyorum. Şurada oturuyorum. Oturduğum yerde İstanbul'da irtibata geçiyorum. Stres yok. Bir saat, iki saat İstanbul'da, yani akşama kadar halledebileceğim işi burada rahatlıkla o kafa dinginliğiyle bir saat, iki saat işimi çözüp sonra burada oturup hayatın keyfini almaya başlıyorum. Kahveni içiyorsun, çayını içiyorsun, hava güzel. Hava güzel. Çok, yani o yönden insanlar cidden bu işe gönül verenler, yapmak isteyenler gelsinler. Bak ben çoluğumla, çocuğumla, eşimle birlikte. Ne kadar güzel. Buradayım. Yani, ama zorlukları da var tabii. Ya yani. Tabii var. Şimdi benim yaşım 35. 35 yıldır İstanbul'dayım. Benim babam da İstanbul'da oldu. Yani 80 yıldır İstanbul geçmişimiz var. Şimdi oradan kopmak mümkün değil. Ama şu imkanımız var. Buradan İstanbul 2 saat. 2 saat. 2 saat sonra evinde, memleketindesin yani. Onun rahatlığı var. Dediğim gibi ortak akılla kafanızın uyuştuğu bir şey olursa değişe değişe sıkıldınız. O gelir, siz gidersiniz 3-5 gün gidip kendinizi revize edersiniz. Ayrıca sağlık açısından da ben İstanbul'daki hayatım, sabah kalkıyordum, arabama biniyordum. Yolda işte 15 kilometre işime varıyorum. Sonradan tekrardan akşamleyin arabama binip evime gidiyorum. Bütün hareket kabiliyetim şey buydu. Evet. Burada günde hiç yapmasının 3-4 kilometre burada. Bir aşağı iniyorsunuz, bir yukarı çıkartıyorsunuz. Dolayısıyla sağlık açısından da çok evet. Faydası olacak ileride. Yani tabii ki İstanbul'a gitme imkanı var ama hani zorluklar açısından şunun için sordum. Yani neticede koyunla ilgilenmek zorundasın. 365 gün, 24 evet. Saat ilgilenmek zorundasın. Evet. Ya onu da dediğim gibi az önceki o matematik sisteminin içine otursursanız o da biraz daha kolay oluyor. Yani hayvanların hal ve hareketlerini takip ederseniz, hastasını, sökerini iyi ayırırsanız o da biraz daha kolay oluyor. Yani siz daha iyi bilirsiniz, yıllardır bu işin içindesiniz. Tabii zahmetsiz rahmet olmuyor. Evet. Gireceksiniz, ayağınız çamura bulanacak, hayvanla haşır neşir olacaksınız. Bu da bu işin cilvesi, güzelliği diyelim yani. Doğumda sıkıntılar yaşayacaksınız. Doğumda sıkıntılar. İlk doğumu unutamıyorum şimdi. Hayvanın ayakları gelmiş. Allah Allah, gerisi nerede bunun? Hayvan yatıyor, bağırıyor. Nasıl olacak? Sağ olsun siz de orada bağlanıp bize yardımcı oldunuz. İlk doğumu atlattıktan sonra gerisi kolay oldu. Bir evet. Tanesi hatta Mera'da doğdu. Yani şurada Mera'da dediğim. Burada otlatırken doğdu. O en güzel doğum zaten yani şey olarak hayvan doğdu, zaman, kalktı, yaladı. Kendi kendine hepsini yaptı. Anne yaptı. De iyi bir anne olunca biz de buradan tribünden izledik nasıl oluyor diye. Evet yani zaman zaman tabii zor doğumların olacak. Evet. Orada mesela kuzu diyelim ki kafası böyle gelebilir. İşte onu tekrar sokup içeri çeneyi kaldırıp kafayla beraber çıkmasını sağlamak lazım. Belki alt çeneye ip bağlayıp hani düşmesini engellemek için ona göre çekmek lazım gerekecek. Bunlar tabii öyle bir şey olmasın diye çok dua ediyoruz inşallah. Olacak ama yani onlar olacak. Doğrudur. Onlar olduğu zaman işte hazırlıklı olmak lazım. Ve işte o konularda çektiğim videolar var biliyorsun. Evet. Onları o videolarını takip ediyoruz. Cengiz Bey de yani veterinerimiz de bize doğum protokolü getirdi. Doğum olduğu zaman biz elimizde kağıt koşuyoruz hayvanın başına. Cengiz veterinerimiz de Cengiz Çakır. Evet. Ona da buradan selam olsun. Gerçekten Kırklareli'nin çok iyi veterinerlerinden, genç veterinerlerinden. Çok, çok, çok iyi. Özellikle de ben genç veterinerleri şu açıdan çok seviyorum. Genç veterinerler çok daha işi severek yapıyorlar. Evet. Yani koyunculuğa eğilmeye başladılar. Bizi yakalıyor. Yani bizi yakaladı Cengiz Bey. Yani bize bilgi verirken abdan, nasıl bilgi vereceğini? He, başkasına böyle veriyorum ama sen böyle yap dediği şeyler çok fazla oldu. Evet, evet. Yani evet. O dün koyunumuzun bir tanesi işte kuzuları takip ediyoruz biraz halsiz nedir diye şey yaptığında çobana dedim yani gitmemesini bir kontrol et hayvanın. Baktık süt gelmiyor. Hemen aldık başka koyundan sağdık. Biberonla kuzuları emzirdik vesaire, ayağa kaldırdık. Çok güzel. Bu konularda sağ olsun bize şöyle yap, böyle yap diye çok tarif ediyor. Çok ilgili bir arkadaş. Evet, zaten evet. Benim hep söylediğim bir şey var. Özellikle senin gibi yenilikçi çiftçi arkadaşlar, yani sürü sahibi, üretici arkadaşlar daha
bizi dinleyip profesyonel yaklaşıyorlar. Yani mesela bir veterinerle anlaşmanız bu sizin işlerinizi kolaylaşıyor. Kesinlikle. Ve değerli dostlar, buradan şu bilgiyi de verelim. Yani veterinerler çok pahalı değil. Değil. Yani uygun fiyatla anlaşabilirsiniz. Anlaştığınız zaman sizin için rahat olur. Mesela şimdi sizin veterineriniz kaç kerede bir geliyor size? Bize haftada bir geliyor. Evet. Şimdi aşılarımız da olduğu için zaten haftada bir defa, iki defa biz çağırdığımızda ekstradan geliyor. Çok da makul yani, öyle abartıldığı kadar şey değil. Şey yani ya. Herkes, imkanı olan herkes bu fırsatı değerlendirsin yani, veterinersiz olmaz. Özellikle ben buradan şunu tavsiye ediyorum. Tabii ki tecrübeli veterinerlerimiz bizim baş tacımız. Ama genç veterinerlerimizin hem işe ihtiyacı var hem de öğrenmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla onlar aynı zamanda öğreniyorlar da. Yani onun için öğrenmeye de açık oldukları için çok maliyetli de değiller. Evet. Yani maliyetli de değiller. O da çok büyük avantaj tabii. Evet, bunlar da gebe koyunlarımız. Gebelerimiz. Maşallah gebeler de geldi. Birkaç tanesi hemen hemen doğuracak. Yani bugün yarın bekliyoruz. Bak, şu arkada evet. Giden bugün yarın doğuracak inşallah. İnşallah. İnşallah güzel doğumlar geçirirsiniz. İnşallah. Tabii ki Allah yaşatmasın ama mutlaka ölümler de yaşayacaksınız. Yani olmasın istiyoruz. Bu olmazsa olmaz. Yani mutlaka olacak. Ama siz elinizden geleni yaptığınız sürece, siz doğru bakımı yaptığınız sürece bunu minimumda, minimum seviyede tutacaksınız inşallah. Yani. İnşallah başka sürünüzü de daha da genişletip zaten öğrendikçe o zaman size izin verecek zaten. Bunun lojistiğini oturtacaksınız. İşte matematiksel evet. Yönünü daha iyi hesaplayacaksınız. Ya hesap çok önemli. Hesap kitap. Ayrıntılı önemli. Hesap da çok önemli. Ben biraz mesleğim gereği biraz küsuratlara bile takığımızdır. Çünkü bizim mizanda o 0.01'ler bile bir değerdir. Onun kapatılması gerekiyordur. Dolayısıyla burada da o ince matematiği uyguluyoruz. Gramı gramına ne vermemiz gerekiyor. Bazen çobanla kavga ediyoruz. Abi öyle olur mu? Hayır, bu kadar verilecek. Ya işte kurumsal yapıdan geldiğin için de birazcık kurumsal yapıdan ve eğitimin de çok büyük faktörü var burada. Evet. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman yani sizler gibi Küçükbaş Camiası, sizler gibi insanları kazandıkça inşallah Küçükbaş Camiası'nın değeri de bir misli artacak. Evet. Ya burada hani ukalalık olur diye, algılanır diye bu konuya çok girmek istemiyorum ama Türkiye'de gerçekten hayvancılık araştırmalarımızdan edindiğimiz şeye göre, izlenime göre çok geri değil mi? Çok geride ya. Ben 100 yıl geri diyorum. Bazı zaman kızıyor insanlar bana. Yani biz şurada bizim İstanbul kadar olmayan Macaristan'dan hayvan ithal ediyorsak 80 milyon işte 750 bin kilometrekare memlekette biz hayvan üretemiyorsak çok acı tabii ki. Evet. Sonra işte son yıllarda birazcık daha önem verildi. Şimdi daha mesela benim için şu Tarım Bakanı olacak kişinin mutlaka işin içinden paçasına gübre ya da işte çamur değmiş olması lazım. Kesinlikle. Ama son yıllarda bunun olduğunu görüyoruz. İşte eski bakanımız vardı, Sayın Mehdi Eker veterinerdi. Evet. Onunla birlikte bir şeyler başladı. Şimdiki Sayın Pakdemirli, Ekrem Pakdemirli eski bir inekçidir kendisi. Evet. Ve süt inekçiliği yapan bir insan. Şimdi şu anda bir şeyler, bir değişim var. Ya hiçbir şey değişmese o Macaristan'dan yapılan ithalatları 18 yaş, 18 ay sınırını getirmesi bile onun önceden de varmış ama uygulamada yokmuş. Evet. Pratikte yokmuş. O öğrendik sonradan. Ona bile dikkat ediliyor olması çok hayvancılık adına. Yani genç hayvanın ve kaliteli hayvanın ülkeye girmesi çok çok önemli. Evet. Yani mutlaka eksikler var, hatalar var. Var. Yani o hatalar düzeltilecek. Yani her şeyi devletten beklememek lazım. Ya kesinlikle. Devletimizin aslında güzel olanakları var. Mesela şu anda en büyük sıkıntımız ne? Et fiyatlarının düşük olması. Buna karşılık
reyondaki et fiyatları yüksek, tüketici açısından çok yüksek. Burada bir marj var ve kaybolan bir marj var. Buna el atmak lazım. Yani 45 liradan 90 liraya çıkıyorsa aradaki fark. Yani ben bu konuda bakanlığımızın değerli yetkilileriyle de görüşüyorum. Evet. Onlar da haklı olarak diyorlar ki biz diyorlar müdahale ediyoruz zaten market kısmına ama bireysellere müdahale edemiyoruz. Kesinlikle. Fakat burada bir fırsatçılık var. Bunun olmaması lazım. Ben şuna inanıyorum. Üreticiler ne kadar birlik beraberlik içinde hareket ederlerse ve ne kadar bilinçlenirsek, ne kadar bilinçli olan insanlar bu işin içine girerse, evet, okumuş eğitimli insanlar bu işin içine girerse ve babadan atalarından beri bu işi yapan insanlar da ne kadar daha açık yürekli olarak kanalize olurlarsa yani yenilikçilerle ben biliyorumdan çıkmamız lazım biraz. Evet. Ben biliyorum benimki doğru. Yani benimki doğru mantığından çıkmak lazım. Olmaz. Aslında bu işte de hiçbir şey %100 doğru değil. Biz başarır mıyız? Başaracağımıza inanıyoruz öyle diyeyim. Yani elinizdeki koyunların ne zaman doğuracağını bilmezseniz mümkün değil ki bu işten. Şimdi gebe koyunla boş koyunun beslenmesi aynı mıdır? Kesinlikle değil. İkisine de aynı yemi verirsek, ikisine de aynı arpayı verirsek bu işletme için bir zarar değil midir? Kesinlikle. Yani ben boş koyunuma gidip 500 gram arpa verirsem, dolu koyunuma da aynısını verirsem işi, o işin matematiğine oturtup kar edemezsiniz. Bu yüksek maliyetlerde işte otun olmuş 23 liraya getirdik biz otu. Evet, aynen. Çok pahalı. Yani kilosu 1 liraya geliyor ortalama. Evet. Çok pahalı yani bu maliyetlerle götürüp de 21 liraya yani koyun sattık. Buradan sana şunu da sorayım. Sen bunun maliyetini de iyi hesabını yapıyorsun. Kapalı sistem koyunculuk yapılır mı sence? Et koyunculuğu özellikle. Yapılmaz. Yani çok zor. Çok zor. Yani yapay meranız olması gerekiyor. Ya da meranın olması lazım. Meranın olması gerekiyor, evet. Bir şekilde meranın olması lazım. Yani günde 1,5 kilo ot verdiğimizi düşünürsek sırf samana 1,5 lira hayvan önüne atarsak arpayı saymıyoruz yani. Bunun üzerine 1 lira arpa gelecek, 1 lira yem gelecek. 3-4 lira maliyeti çıkartırsak hayvanın bakımını mümkün değil, kar edemezsiniz yani. Doğru, kesinlikle. Bir de bu işin içine dediğim gibi hayvanları doğru bir sistemde doğurtup büyütemezseniz o da ekstra. Yani kuzuları... Tabii. Yani bir de şu çok önemli. Yani gebeliğin son döneminde koyunlarınıza iyi bakmanız kesinlikle lazım ki güzel kuzu doğsun, sağlıklı kuzu doğsun. Sağlıklı kuzu doğduktan sonra da kesinlikle ve kesinlikle kuzunun daha iyi beslenmesi için annenin iyi beslenmesi evet lazım. Annenin beslenmesinin yanında da kuzunun da ekstra kesinlikle beslenmesi evet lazım. Şimdi bizim yerimizde müsait. Biz mümkün olduğunca bu padoklardaki o bir hafta süresi diyorsunuz ya siz videolarınızda en az evet bir hafta kalması. Evet. Bu süreyi biz biraz daha kendi içimizde uzatabiliriz. Çünkü olabilir, yerimiz müsait, imkanımız müsait. Yani ne kadar uzatırsan tabii belli bir süre sonra yani yeme başlayacağın zaman işte kuzular 15 günlükken falan yavaş yavaş böyle evet tık 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 yemeye başlayacaklar. Evet. O zaman mutlaka hani kuzu okulu diyorlar mesela Macaristan'da. Bu sözü evet çok seviyorum. Yani kuzu bölmelerini mutlaka yapmak lazım. Evet. Yani o kuzu okulunu yapmak lazım ki o kuzu gitsin annesini emmenin yanında yavaş yavaş yemeyi de öğrensin. Yani bu çok önemli. Evet, koyunlarımız gidiyor geliyor. Karınları tok, onun için fazla otlamıyorlar. Burası özgür bir çiftlik daha önce dediğim gibi. Zaten evet işte başında çoban da beklemesine lüzum yok. Evet. Yani sadece içeride işte temizlikleri, bakımları, doğumlar, şunlar bunlar. Yani sen işte söylüyorsun yani ileride yan taraftaki işte araziyi de belki evet, hani kiralama imkanını bulursan onu da bir şekilde yapacaksın. Peki buradan değerli izleyicilerimize vermek istediğin mesajlar var mı? Kesinlikle bu işe niyetleniyorsanız iyi araştırın. Bu işin maliyetlerini iyi araştırın. Kesinlikle betona para yatırmayın. Paranız cebinizde kalsın. Öğrenin. Daha sonradan istediğiniz gibi cebinizdeki parayla istediğiniz gibi olanakları ona göre değerlendirin.
ve hayvancılık yapmak istiyorsanız da mutlaka yapın. Evet. Mutlaka yapın. Bakın biz İhsan Bey'le beraber İstanbul doğumluyuz. Babalarımız da İstanbul doğumlu. Biz geldik, eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, buradaki tat, buradaki lezzet. İstanbul'daki işlerimizi de yürütebiliyoruz. Buradaki işlerimizi de yürütebiliyoruz. Ne kadar güzel. Gerçek İstanbullular İstanbul'u terk ediyor. Benim gibi. Ben de ikinci nesil İstanbulluyum. Evet değerli izleyiciler, değerli Çiftçi TV izleyicileri. Bir küçük baş dünyasının sonuna daha geldik. Tavuk çiftliğinden koyun çiftliğine geçişi ve kiralık yöntemle bu işe nasıl başlandığını değerli Ali Yılmaz kardeşimizden dinledik. Matla çiftliğindeydik bugün. Bu programın sonunda şu çok önemli. Koronavirüs devam ediyor. Mümkün olduğu kadar sosyal mesafenizi tutun. Ve evde kalmaya devam edin. Biz sizin için dolaşmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız sağlık içinde olsunlar. Bu arada şunu da unutmuştum. Sevgili kameramanım Hakan burada. Onunla beraberiz. Onun sağlığından zaman zaman şüphe ediyorum. Çok yeri dolaşıyor. Onun da dikkat etmesi lazım. Evet, sağlık içinde olsunlar. Bütün hayvanlarımız sağlık içinde olsun. İnsanlarımız sağlık içinde olsunlar. Ölenlerimize buradan rahmet diliyoruz. Lütfen sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.